Giresun'un Gülen ilçesi Yağlıdere değişiyor, gelişiyor. Doğanın bütün güzelliklerini cömertçe sunduğu Yağlıdere hak ettiği yeri buluyor. Köyüyle, mahallesiyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle Yağlıdere'yi birlikte gezelim mi? Öyleyse haydi memlekete! Tarlalar salkım saçak, ah dereler salkım saçak, alçak paylusun, alçak alçak paylusun, alçak. Seni küçük dediler, seni ufak dediler, sen söndürürsün ocak, sen söndürürsün ocak. Yaylada güzel olur fındık, ceviz kırması, oynayalım uşaklar Giresun bel kırması. Yaylada güzel olur fındık, ceviz kırması, oynayalım uşaklar Giresun bel kırması. Yaylası bulancağın yaylası, serin olur havası, soluk olur havası. Ne de güzel oluyor, çok hoşuma gidiyor Giresun bel kırması, Giresun bel kırması. Yaylada güzel olur fındık, ceviz kırması, oynayalım uşaklar Giresun bel kırması. Yaylada güzel olur fındık, ceviz kırması, oynayalım uşaklar Giresun bel kırması. Tirebolu görele Esmiye, Yağlıdere, sevdim seni bir kere, sevdim seni bir kere. Giresun güzel şehir, Giresun güzel şehir, iki tarafı dere, iki tarafı dere. Yaylada güzel olur fındık, ceviz kırması, oynayalım uşaklar Giresun bel kırması. Yaylada güzel olur fındık, ceviz kırması, oynayalım uşaklar Giresun bel kırması.
Giresun'un içini de minnay gülüm minnay. Boyalı konakları minnay minnay. Boyalı konakları minnay minnay. Yesem yesem doymasam minnay gülüm minnay. O elma yanakları minnay minnay. O elma yanakları minnay minnay. İstanbul'daki zeytin bundaki hemşirelerim köye emceler. Giresun'un evleri
kızıyla oynama. Dinle yaslanım dinle, dinle yaslanım dinle, dinle ya gülüm dinle, dinle ya gülüm gülüm dinle, dinle ya gülüm dinle.
Çayır biçiyor, çayır yanıyor, çayır, çayır o kırmızı ol yanaktan, o kiraz dudaklardan, ben o payimi ayır çayır.
gelini gelini, oy gelini gelini. Gezdim gurbet elini, gezdim gurbet elini. Ben Giresun'da buldum, ben Giresun'da buldum. Gönlümün güzeli, gönlümün güzeli. Oy Giresun fındığım, oy Giresun fındığım. Sevdasına kandım, sevdasına kandım. Dünya alem biliyor, dünya alem biliyor. Benim sana yandım, benim sana yandım. Yetmez mi beklettin?
geliyor gemide bona burnundan biri. Gemi geliyor gemide bona burnundan biri. Ben ya... Pazarımız güzel oldu. Güzel mi oldu? Evet, çok güzel. Bu başkan çalışıyor mu? Çok çalışıyorum ben. Ne yapsın? Hangi birini toplayacak? Şey çok. Ne çok? Eksik çok mu? Eksik çok. Pazar yerimiz güzel oldu. Pazarlar biraz iş yok ama tabii o pazardan dolayı değil. Tabii ekonomi evet. Durgun galiba biraz. Evet, ekonomi durgun. Ama pazar yerimiz çok güzel oldu. Başkanımıza Allah razı olsun. Yapanlardan Allah razı olsun. Memnunuz yani. Biz buraya 15 yıldır gidip geliyoruz. Daha önceler buralar çok alçaktaydı, taşlıydı. Bayağı araba dahi dönmüyordu buralarda. Şimdi temiz arabanızı yükleyip tezgahınızı alıp götürüyorsunuz. Çok güzel oldu. Yapanlardan tekrar Allah razı olsun. Cümlemizden. Size de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar diliyorum. Allah razı olsun. Yağmur geldikçe su üstümüze gelirdi, serperdi üstümüze, dökülürdü ama şu an öte biri bıraksam yani tertemiz oluyor en azından. Yani bir temizlik bakımı, toz bakımı da çok iyi. Var mı başkana bir mesajınız? Başkanım, şu üstümüzün çadır yapılması, üstümüzün yapılmasını isterim. Ha çadır evet, olmasını. Evet. Buraya şimdi herkese şey mi, yer mi verilecek bu şekilde? Verildi var. Zaten verildi. Yardımcı olur bize, bizden olur işte öyle gider. Peki pazar yerinden memnun musun? Memnunum, şükrolsun şimdi. Senin belediyeden ya bir üst, şimdi şu anda üstümüzün böyle güzel yapması, çadırdan kurtulmamız için, şemsiyeden kurtulmamız için onu isteyeriz. Sabit yerler istiyorsunuz ha, yani. Sabit. Hanım 15 yıldır süren büyük bir sorunu vardı Yaldere'de, Günece köyünde galiba değil mi? Bir kaya sorunu vardı. Afet bölgesi ilan edildi orası. Şu anda ne durumda? Bu Taşyanı dedikleri, Günece mahallesi, mahallemizdeki Taşyanı dedikleri büyük bir kaya mevcuttu. Köyü tehdit ediyordu burası. Daha önce sizin de söylediğiniz gibi burası afet bölgesi ilan edildi. Buradaki halkın, vatandaşın buradaki evlere boşaltılması söylendi. Daha sonra biz seçilenden sonra Günece halkı, sakinleri bize biz burada yerimizden çıkmayacağız, evimizde kalacağız. Bu taşı kırdıralım. Kırdırdıktan sonra bizim evlerimiz zarar görürse bir sefer görsün. Kırdıralım, biz yerimizde kalalım diye böyle istekleri oldu. Biz de bu istekler doğrultusunda harekete geçtik sayın valimizle. Afet İşleri Müdürümüzle beraber geldik, yerinde olayı inceledik, baktık ve bu taşın buradan kırılması gerektiğine, kırılabileceğine karar verildi. Daha sonra programı aldırdık ve ihalesi yapıldı. Şu anda bir nebze bu sıkıntıdan kurtulunmuş oldu. Günece mahallesindeki Günece halkı da rahat bir uyku uyuyabiliyor diye düşünüyorum. Şu anda da iş tam bitmiş değil. Bir kısım daha yapılacak iş var, bir tesviye gibi ufak tefek. Bir tarafında biraz bir 20 metre daha inecek yer var. Boşalacak toprak, taşlar, malzemeler var.
Yani biraz daha çalışılacak, temizlenecek oralar, düzeltilecek, düzgün bir hale getirilecek. Ama şu anda en azından bir tehlike yok. Herkes rahat evlerinde. Yok, şu anda herkes evlerinde rahat kalabiliyor. Bir sıkıntı yok. Peki şimdi Yağlıdere'ye böyle kuş bakışı yukarıdan baktığımızda inşaatlar da görülüyor. Karşımızda Anadolu Lisesi inşaatını görüyoruz. Anadolu Lisesi inşaatı ne zaman tamamlanacak? Anadolu Lisesi inşaatı inşallah bu seneki öğretim yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili daha önce bizim Anadolu Lisemiz prefabrik bir binada eğitim veriyordu. Bununla ilgili yeni Anadolu Lisesi binamızı yaptırmak için Ankara'dan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yardım istedik ve programa aldırdık. Şu anda da inşaatımız devam ediyor inşallah. Bu seneki eğitim öğretim yılına yetişecek inşallah. Bu sene okulumuzu da orada devam ettireceğiz. Peki şimdi bahar geldikten sonra sizin artık işler daha da hızlanacak. Belediyenin yol yapım işleri falan. Mahalle ve köylerde yol yapım çalışmaları devam ediyor mu? Bizim işimiz aslında yani yaz geldi, kış geldi, seçim yaklaştı diye işimizde bir farklılık yok. Biz ilk günden itibaren aynı tempoyla işlerimiz devam ediyor. Her gün hizmetimiz, programımız, düşündüğümüz gibi yaptığımız programı uygulayıp devam ediyoruz. Şu anda da yazın tabii biraz daha yoğun oluyor. Köylerde istekler, yaylalarda vatandaşın özel istekleri, yolları, şahsi yollar, bahçe yolları, bu gibi yollar var. Bunları da yapmaya çalışıyoruz şu anda. Başkanım, arazi olarak da şimdi dik bir arazi. Yalıdere, yani Karadeniz'in geneli zaten böyle engebeli dik. Yol sorunu da çok fazla oluyor haliyle. Tahminen kaç kilometre yol var size, yani yaptığınız bugüne kadar yapmak zorunda kaldığınız? Çünkü geçmişini bildiğimiz yeni yollar yol var. Mu, yeni beton mu ne? Yeni yol, yeni eklenen yollar ne kadar mesela? Ne kadar yol yaptınız? Şimdi hiç olmayan yeni yaptığınız yollar da var sizin bildiğim şimdi kadarıyla. Şimdi hiç olmayan yol derken, şimdi böyle bir mahallenin tamamen yolu olmayan bir mahalle yok. Böyle bir yer yok yani şu anda. Köylerde de yok. İlçemizin genelinde de yok. Böyle bir şey yok ama bir ev, iki ev, işte üç ev olan yerler, bahçe yolları, daha çok fındık bahçesinde vatandaşın daha rahat bahçesine gidip gelip gübresini götürüp fındığını alması için bu tür. Şimdi en çok bahçe yolları yapıyoruz şu anda. İsteyen vatandaşımıza da, herkese de yardımcı oluyoruz. Hiç yapamayız dediğimiz kimse olmadı. Sırayla bütün vatandaşların bahçe yolu olsun, mahalle yolu olsun, bütün yolları yapıyoruz. Aslında bahçe yolunun yapımının hani fındığın kalitesine de etkisi olacak değil mi? Yani gübreleme olayı falan daha kolay olacak. İnsan gücünden şimdi, çok araç girince bahçeye. Tabii yol geçen bahçenin değeri artıyor. Maddi olarak vatandaş satışa çıkarsa bugün 1 liraysa o zaman 10 lira oluyor. Yol geçen yerin değeri artıyor. Verimi artıyor. Gübresini daha kolay götürebiliyorsun. Kemresini, gübresini. Fındığını daha kolay toplayabiliyorsun, eve götürüp kurutabiliyorsun. Yani işçilik de hafifliyor. Örneğin benim bir tane kendi bahçem var. Baş tarafından yol geçiyor. Yol geçtikten sonra işi 1/3'e düştü. Önceden hep sırttaydı, hayvanla taşınıyordu, bilmem neydi. Çok zordu yani. Şimdi işçilik 1/3'e düştü. Daha önce aşağıdan da bir yerden daha geçirdik. Bütün düştü işçilik. Yani hiç sırta yük almadan fındığını da toplayabiliyorsun, gübreyi de atabiliyorsun. Köy yolları böyle. Peki dereyle ilgili bir ıslah çalışmanız var gördüğüm kadarıyla. Çevre düzenlemesi yapıldı. Oranın projesinden de biraz bahsedebilir miyiz? Yağlıdere merkezde ne hale gelecek tamamlandığında proje? Yağlıdere deresi çevre yolunun kenarının duvarı daha önceden yapılmıştı karayolları tarafından. Bununla ilgili de bizim de bir uğraşımız olmuştu. Şimdi Yağlıdere ilçemizdeki dereyi hem güzelleştirmek hem de suyun kanala alınarak etrafa taşkınlık, sıkıntı vermeden aşağıdan geçmesini sağlamak veya güzel bir görüntü sağlamak için burayı DSİ'ye programı aldırdık. Şu anda duvarlar bitti, büyük bölümü, çok az bir kısmı kaldı. Buraları da bitireceğiz. Bitirdikten sonra duvar yaptığımız yerlere gölet sistemi yapıyoruz şu anda. Su biriktireceğiz. İçindeki çakılları boşaltıp dereyi sulu göstereceğiz aşağıdan yukarı. Hükümet konağının, pazar yerinin burada çevre yolunda gezerken dereyi deniz gibi göreceksiniz. Su birisinden gölün birisine inecek böyle kademeli olarak.
Bu şekilde düşünüyoruz. Yani deniz yok diyenlere de bir alternatif bulduk diyorsunuz. Evet. Dün pazarda gezerken hani deniz yok buranın, sahili yok, çok ilgi çekmiyor falan deniyordu ama dereyle biz o işi çözeceğiz diyorsunuz. Seçimden önce buradaki bazı mahallelere çıkmıştım. Toplantı yapmıştık. Toplantıda işte ne yapacaksınız geldiğiniz zaman falan diye bize sormuşlardı. İşte biz yapacağımız projeleri söyledik. Bu dereyi söylememiştik. Sürprizimiz var demiştik. Sonra belli olacak demiştik. Çıkacak demiştik. Şimdi çıktı. Önceki sözlerimizde de yok bu dere. Projede yok ama biz sürpriz olarak bunu hazırladık diyorsunuz. Bu dere ıslahta yok. Belediye hizmet binası da yok. Belediye hizmet binasına hakikaten ihtiyacı vardı Yağlıdere'nin. Çünkü çok yetersiz ve küçük şimdi, bir bina hizmet binası. Çalışmak da zor olsa belediye gerek. Belediye hizmet binası konusunda nasıl karar verdim buna? Onu da isterseniz açıklayayım. Şimdi geldiğim zaman öyle bir düşüncem yoktu. Yani her yerde böyle diye düşündüm. Yani belediye binasına girdim. Şimdi dışarıdan gelen misafirler, ya burası nasıl bina? Buranın merdiveni nasıl? Şuradan çıkılmaz. Böyle olmaz, şöyle olmaz falan derken kafamıza takıldı. Daha sonra bir müfettiş arkadaşım geldi Yağlıdere Belediyesi'ne. Sordu bana, dedi ki hizmetlerimden sordu, işte ne yapıyorsun, ne nasıl falan diye. Ben de anlattım şu bu falan. Yapacağımız işlerden bahsettik. Daha sonra dedi ki bu belediye hizmet binası ile ilgili bir düşüncen var mı dedi bana. Ben de var dedim. Öylece başladım. Dedi ki varsa dedi, eğer dedi bu binayı dedi yapınca dedi kaba inşaatın dedi birinci katın dedi için ince işini hemen yap dedi, diğer inşaat devam etsin dedi, hemen derhal oraya göç dedi bana. Ben de o hızla o şeyle başladım binaya. Ama hakikaten bina çok büyük sıkıntıydı. Çünkü ben iki defa kafa mağduruyum. O merdivenin girişindeki kemere kafasını vuranlardan biriyim. Yani Yağlıdere'ye yakışmayan bir hizmet binasıydı. Umarım en kısa zamanda yeni binanızda da taşınırsınız. Aslında şu anda Yağlıdere'yi Türkiye değil dünya tanıyor. Evet. Yağlıdere'deki yapılan hizmetlerin hepsi böyle her yerden üstün olması lazım. Belediye binası olsun, yaptığımız işler olsun. Dışarıdan birisi geldiği zaman utanmamamız lazım. Yaptığımız işle gurur duymamız lazım. Kendimizi yaptığımız işlerle böyle ortaya çıkarmamız lazım. Şimdi böyle gelici geçici işler yapıp da yani iş yaptım deyip ortaya çıkmamak lazım. Yağlıdere aslında her şeyin en güzeline, en güzeline layık. Yağlıdere insanları ve Yağlıdere ilçesi her şeyin en iyisine, en güzeline layık olduğunu düşünerek yaptığımız işi ona göre kalıcı, uzun yıllar Yağlıdere'ye hizmet edecek, Yağlıdere'deki insanlara hizmet edecek şekilde işler yapmaya çalışıyoruz. Günübirlik, günü kurtarmak için iş yapmıyorum. Mesela bana diyenler var, niye altyapı işine girdin, üstünü yapsaydın, işte falan filan diyenler var. Ama ben böyle iş yapamam. Ama üstünü ben, yapınca tekrar arızalandı. Üstünü yapınca devamlı sökeceksiniz, bir daha yapacaksınız. Bir daha toz olacak, bir daha toprak olacak, çamur olacak. Ben o riski aldım. Yani kaybedersem de ben, mesela bazen başbakanımız diyor öyle, ben kaybedersem de bundan kaybedeyim diye, bu hizmeti yapacağım diyor. Kararlı oluyor, yapayım. Öyle yani bu iş. Yani göstermelik iş yapmıyoruz diyorsunuz. Göstermelik iş yapmıyoruz. Bir de bir şey merak ediyorum başkanım. Amerika'da çok fazla Yağlıdere'li olduğu için evet dünya çapında da burası tanınıyor. Ama Yağlıdere'ye diyelim ki Amerika'dan gelirken bir Amerikan vatandaşını misafir olarak getirdi Yağlıdere'li bir işte gurbetçiniz. Yağlıdere'de onu barındırabileceği bir misafirhaneniz var mı? Böyle bir proje düşündünüz mü hiç bu zamana kadar? Misafirhanemiz yok şu anda. Sadece bir öğretmen evimiz var. Orayı biraz işte düzgün hale getirmeye çalıştık. Şu anda sadece orası cevap veriyor ama bu gelen misafirlere cevap verecek nitelikte bir yer değil. Ben şu anda düşünüyorum belediye olarak bir misafirhane yapmayı ileride. İşte altında bir restoran gibi, işte veya kültür sitesi gibi bir şey olabilir. Hem misafirhane olur hem kültür sitesi, her konuda böyle insanlara hitap edecek şekilde bir kültür sitesi olur, hem misafirhanesi olur. Yani şu anda kafamda da yerim de hazır. Yani bir yeri düşünüyorum ama bu tabii seçime kadar yetişmez tahminim. Zaman isteyen şeyler ama en azından projenizde böyle ama bir şey olduğunu öğrenmiş olduk. Yani ilerideki planım Yağlıdere ilçemize bir sanayi kazandırmak, bir böyle kültür sitesi, işte misafirhane gibi
bu gibi yerler kazandırmak, onun dışında büyük bir otopark, işte Yaldere'nin araçlarına, ihtiyacına cevap verecek şekilde bir otopark yapmak, önümüzdeki dönemdeki aklımdaki projelerim, yani bu Yaldere'nin şu anda olmazsa olmazı, ihtiyacı olan şeyler bunlar. Yani halledilmesi gereken temel ihtiyaçları desem yeri var. Evet. Ki Yaldere'nin birçok yaylası falan var. İhtiyacı var. Bunları da burada en kısa zamanda yapmak lazım. Yani şu anda ihtiyaç olduğu belli. Biz gelecek döneme ait projelerden de biraz öğrenmiş olduk bu arada. Tabii bu işleri yaparken 3-5 yıla bu kadar yaptığınız işi sığdırmak da zor zaman olarak. Yani geçmişte bunların bir bölümü yapılmış olsaydı bir bölümünü şimdi yapardın. Ama şimdi biz sıfırdan aldık, alttan başladık, üstten çıktık, her şeyi yeni yapıp çıkmaya, Yaldere'yi onarmaya başladık. Tabii bu da zaman istiyor. İstediğiniz gibi olmuyor. 3 ayda diyorsunuz, 5 ayda bitiyor. Yani buradan o zaman Yaldere halkına da biraz sabırlı olmalarını rica edeceğiz. Duyuracağız. Her türlü hizmet yapılacak tabii, ama biraz zaman. Tabii. Şimdi burada halkımızın isteği şu anda beklentisi altyapı inşaatının bir an önce bitmesini bekliyorlar. Altyapı bitecek, üst yapı da bitecek. Ondan sonra insanlar rahat edecek. Daha da yollar sökülmeyecek, toz olmayacak, çamur olmayacak, toprak olmayacak. Ondan sonra tıkır tıkır tertemiz yerde gezecekler. Yani kısa bir dönemde bu ki önümüzdeki seçim dönemi ne kadar bitecek diyorsunuz. Yaldere'yi artık sel almıyor diyebilecek miyiz? Ben özet olarak bunu çıkarttım. Altyapı tamamlanıyor. Şimdi, dereler ıslah edildi. Şimdi tabii bu afet işi Allah'ın takdiri. Almayacak dersin, Allah-u Teala bakarsın Yaldere'yi hep yıkar. Üstteki dağı göçürür. Yani bu Allah'ın takdiri. Ama bir önlem konusunda biz burayı sel almayacak şekilde Allah'ın izniyle önlemlerimizi aldık. Yani daha önceki olan sellere karşı buradaki yapılacak olan önlemlerin tamamı alındı. İki tane yan deremiz vardı. Oralardaki menfezler çok dardı. 1 metrelik, 1,5 metrelik. Oraları kırdık, yeniden 6 metrelik kanallarla geçtik. Büyükdere ile alakalı yerleri yaptık. Şu anda bence sıkıntı yok. Yani takdir Allah'tan ama tedbir kuldan, biz gereken tedbiri aldık ama diyorsunuz. İnşallah şu altyapı işimiz bitsin. Kanalizasyon, su şebekesi ve yağmur suyu borularını da dereye bağlayalım. Burada şu çevre ilçelerde, ki mesela ilçelerde bazı yerlere, dükkanlara, iş yerlerine su basar, bizim burada hiçbir yeri basmayacak. İnşallah. O şekilde planımız, o şekilde inşallah. Ama dediğim gibi Allah her tarafı yıkar. Ona kimsenin bir gücü yetmez. Zaten yani büyük yerden gelene boynumuz kıldan ince. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Umarım her şey Yaldere halkının istediği gibi olur. Bir de şunu söyleyeyim. Benim şahsi amacım buraya gelirken, seçilirken belediye başkanı olayım. Burada işte ben işte koltukta oturayım veyahut da işte böyle makam mevki sahibi olayım. Böyle bir düşünceyle buraya gelmedim. Onu da söyleyeyim. Ben buraya sadece bu tek partili dönemde Yaldere ilçesi de bu hükümetten hak ettiği payı alsın diye bu göreve seçildim. Sadece amacım şu Yaldere'ye hizmet etmek, eser bırakmak. Başka hiçbir niyetim yok şahsım olarak. Kendimin bir yere gelmek istediğim bir yeri yok. Zaten siz kesinlikle bu ilçede yaşayan bir insansınız bildiğim kadarıyla, kesinlikle değil mi? Şuradaki hizmetleri yapıp bitirip bu işi bırakacağım. Öyle ilerlerde de devamlı olacağım, başkaları gibi olmak isteyeceğim. Böyle bir niyetim de yok. Koltuğa yapışmadım diyorsunuz. Yok. Bir dönem daha yaparsam buradaki işleri bitirip ondan sonra başka arkadaşım yapsın, gençler yapsın. Bunların önünü açmak lazım. Yeni gelen arkadaşlar daha heyecanlı olur. Farklı fikirler olur diyorsunuz. Farklı fikirler olur. Ama en azından hani bir iki dönem süre istiyorsunuz ki projelerimin tamamını yapabileyim diye. Çünkü 5 yıla sığmaz bu kadar hizmet anladığımız kadarıyla. Ve bir de siz hep bildiğim kadarıyla hep Yaldere'de yaşıyorsunuz. Burada esnafsınız zaten değil mi? Evet. Yani bitse de bu ilçede kalacaksınız. Bitse de biz buradayız. Burası bizim.
En güzeli de güzel bir eser bırakmak herhalde, değil mi, insanlara? Buradan Yağlıdere ilçemizdeki yaşayan vatandaşlarımıza ve gurbette yaşayan vatandaşlarımıza tek söyleyeceğim, ilçemize sahip çıkmaları, şu andaki yapılan altyapı çalışmalarında biraz sabırlı olmaları bitinceye kadar. Mesela 3-5 ay belki sıkıntı çekeceğiz ama 3-5 ay sonra rahat edeceğiz. Bunun bilincinde olarak biraz sabretmeleri ve altyapı işi bittikten sonra rahata kavuşacağımızı böyle düşünenler yoksa bile onlara da uyarmalarını, halkımızın herkese yani bu şekilde bana yardımcı olmalarını, hep beraber birlik ve beraberlik içinde. Ben halktan isteğim bu. Başka bir isteğimiz yok.